Ya arkadaş, nerede bu müşteriler ya? Çırak dükkanda sinek avlıyor ya. Ben galiba Selami'den gazayı yedim. Yok, oğlum. Yani ol sen. Az biraz sabırlı ol sen diyorum sanki. Hani senin dükkan Arap atı gibi böyle sonradan açılır gibime geliyor. He, açıktı dükkan zaten kardeşim. İnsanlar birbirini eziyordu. Dışarıda kuyruk böyle 100 metreydi. He, rezervasyonla çay içmeye geliyorlardı. Bir anda nereye kayboldu o müşteriler? He? Ama onlar Selami'nin özel müşterileriydi. Selami gidince de tabii ki dükkan Cuma'ya, Kazım'a, sana bana kaldı. Ya bu kadar da olmaz ki ya. Bir tane bile müşteri gelmez mi ya? Oho! Oo, onlar çoktan hepsi Kore'ye gittiler be ya. Selami Kore'ye giderken bütün o müşterilerini de beraber götürdü. Buradan kazandığı parayla arsa aldı. Oraya bir tane site yaptı. Ortasında da bir tane çay ocağı kurdu. Buradaki kahve gibi aynısı. Buradan müşterileri götürdü. Bir de orada kiralık evleri yerleştirdi onları. Hem kafeden kazanıyor hem kiradan kazanıyor valla. Yok artık, daha neler? Ne o daha neler, ne taneler olmalı? Hangi naneler? Onu alacak be ya. Neye inanmıyorsan acaba? Aç bakalım o zaman uçak yolu şirketine bir hafta içinde Kore'ye kaç tane ek uçak koymuşlar bir öğren bakalım. Ah bu Selami var ya, hiç oradan bize bir villacık yapmadı yani. Ucuz yolu bir şey idare ederdik ama hiç. Arkadaş ben çok kötü kazık yedim ya. Yok öyle düşünme. O sen kardeş, her şerde bir hayır ver. Sen ders çıkarmaya bak. Bak bir Oslolu bu kazığı çok kolay yiyebilirdi. Ama bir Kayserili asla yemezdi. O yüzden Selami'ye kızma. Her kul bir aracıdır. Sen mesaja bak. Bence bu genlerindeki Kayserili damarını biraz ortaya çıkarman gerekiyor. Ben de söylemesi. Sen onu benim Viking şapkama anlat muhtar. Bundan sonra senin hiçbir lafını gale almam. Hey Niko haklı be ya. Sen Kayserili damarını ortaya çıkar bakalım. Ha? En böylece kazık yemezsin. Para peşinde koşmazsın. Para senin peşinde koşar. Açık uyanık ol be ya. Peki Cuma kardeş. Bu Kayserili damarını ben nasıl çıkaracağım ortaya ya? Sen haftaya benim hamama gel. Ben seni göbek taşına bir yatırayım, böyle bir keseleyim. Oslo'nun bütün kirini atalım, pembecik Kayseri kalsın altında. Öyle olmazsa ben vallahi elektroşoku tavsiye ediyorum. Çok insanın dimağını açmışlığım var yani. Kesinlikle, Tesla usulü. Ah, totem malzemeleri de geldi. Ah. Ha bunlar. Sağ ol, Allah ceval vermesin. Kalk lan uyuma. Ben de bu sefer yine kırmızı çorabı zor buldum. Arkadaş, bu neyin totemi ya? Böyle hazırlıklar falan yapıyorsunuz. Nedir bu? Beşiktaş'ın bir gün Avrupa Kupası maçı var. Bu 6 numara var ya bak, ben bunu tanıyorum ha. Bu defansif orta sahayı tanıyorum ben. Bu en az 4 gol atar. Bu bizim oranın çocuğu. Ben tanıyorum bunu. Ha, vallahi billahi. O iş olmaz, olmaz. Ben size dedim olmaz o iş. Duyuyor musun beni? Tamam ben de ya. Sana bir oğlum baksana be ya. Baksana ya. Oğlum bir sus artık, sus. Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçı vardı. Sevkat maç seyrederken Üzeyir onu lafa tuttu. O sırada Beşiktaş gol yedi. O yüzden Avrupa maçı varsa o gün Üzeyir'le konuşmuyor. Yapsana ya! Dur bakalım ne boyası be ya. Gel gel. Şimdi geliyor boydan boya. Evet. Eyvallah. Evet. Beşiktaş gol attığında benim ayaklarım çıplaktı. Ayakkabıları boyacıya vermiştim. Maç boyunca giydirmedi bir daha. Cuma da çenesini böyle bağlamıştı. O sırada gol oldu. O da Avrupa maçlarında milli hislerle bu toteme uyuyor mecburen. Bir saniye böyle saçma totem mi olur? Bu tarafım ağrıyor. Yanlış yere koydunuz. Totem dursun. Yanlış dursun orada dursun. Yani yanlış bu tarafım ağrıyor diyorum ki yanlış yerde be. Peki bu palto ne iş? Allah Allah. Canım ben normalde 40 yılda bir palto giyerim. O gün Beşiktaş maçında da palto giyesim tuttu. Olanlar oldu zaten o maçta. Ne oldu peki? Uzatma dakikaları Beşiktaş 2-1 galip. Herkes çok gergin. Beşiktaş son saniyelerde golü yedi. Ben de sinirle kalktım paltomu giydim. Ben paltomu giydiğim an hakem golü iptal etti. Vallahi Avrupa Kupası'nda hakem hatası bize yaradı. 40 yılda bir olacak. Ulan Kızılderililer bile totemi bıraktı. Siz böyle manyak gibi bir bütün balat totemi yapıyorsunuz ya. Oğlum sen kardeş. Biz buna totem diyoruz ama aslında bir ritüeldir. Sen isme değil manaya bak. Buradaki manada şudur. Dostlar bazen birbirleri için çok saçma sapan fedakarlıklar da yapabilirler.
Mesela ben bugün kırmızı çorapla gezeceğim. Kazım paltosuyla gezecek. Cuma boynuna ya da suratına bir su bağlayacak. Ama Beşiktaş maçı kaybetse bile bu mahallede dostluk her zaman baki kalacak. Aynen be ya. Bir gün senin de toteme ihtiyacın olur. Sana da yaparız totem. Aman aman. Totem motem yapmayın. Bana çaylarımın parasını verin yeter. Aman be ya. Para. Sen nasıl Kayserilisin makam be ya? Nerede sevgi, nerede dostluk, nerede arkadaşlık? Hiçbir Kayserili eşinden dostundan bir kuruş para almaz. Niye? Çünkü o yüzden böyle ticaret erbabı olmuşlardır. Ya sen yok. Nasıl ya? Şimdi Kayseriler eşinden dostundan hesap almaz mı? Garantiyi yenemez. Mümkün değil. Mümkün mü? Görünmemiştim. Ben tanıyorum hiç var abi. Hiç kuruş para atmıyorum. Adisyon açmışlığım yok benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.